Selamlar! Nasıl keyifler? Umarım keyifler yerindedir. İşler bitmiştir. Dersin başına oturulmuştur. Bugün buraya gelirken yanımda oluşum ayazatayı da getirdim ben. Yukarıda şimdi onu uyuttum, geldim. Hemen o arada gideyim şu dersi anlatayım dedi Herkes sınava farklı koşullarda hazırlanıyor olabilir. Kimi evli, kimi çocuklu. Bakın bizler de öyleyiz arkadaşlar. Çocuğu uyuttum, geldim, ders çalışıyorum. Hayat kolay bir hayat değil. Ama hepimiz bu zorlukların üstesinden ne yapabiliriz? Gelebiliriz. Çocukla da sınav kazanılabilir. Çocuklu annelerime buradan. Çocuksuz anne olmaz tabii değil mi? Çocuklu anne olur. Bir, burada gereksiz sözcük kullandım sanırım. <laughs> o zaman arkadaşlar idareyle şimdi devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti idare teşkilat yapısı merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere yönetiliyordu. Merkezden yönetim altında başkent ve taşra vardı. İşledik bitirdik. Şimdi halkın yöresel ihtiyaçları için oluşturulmuş yerinden yönetim yapılarına bakacağız. Tablomuzun ikinci uzun koluydu hatırlıyorsanız. E böyle büyük bir tablo çizmiştim ya. Yerinden yönetimler. Yerinden yönetimler de kendi içinde yerel yerinden yönetimler ve hizmet yerinden yönetimler diye ikiye ayrılır arkadaşlar. Yerel yerinden yönetimler yöresel ihtiyaçlar için oluşturulmuş yapıyken hizmet yerinden yönetimlerde hangi yapı varsa kendi alanında uzmanlaşmış, ve bize hizmet sunan yapılar olacaklardır tamam mı? Buradaki şimdi ilk bahsedeceğimiz yerel yerinden yönetimler dediğim yapıya biz mahalli idareler de deriz. Ve mahalli idare seçimleri kaç yılda bir yapılır? 5 yılda bir yapılır. Ya da şöyle de söyleyebilir. Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır? Belediye seçimleri de yine kaç yılda bir yapılır? 5 yılda bir yapılır. Arkadaşlar yerel yerinden yönetim yapılarına baktığımızda Bunların merkezden ayrı bir tüzel kişiliği var mıydı? Kamu tüzel kişiliği vardı. Kamu tüzel kişiliğine sahiplerde ayrı mal ve bütçeleri vardı. Kamu tüzel kişilikleri oldukları için ne çıkarabiliyorlardı? Yönetmelik çıkarabiliyorlardı. Ve merkezin idari vesayet denetimine tabiilerdi. Bir kere bileceğiniz şeyleri net söyleyeyim. Şu ayırmışım ya üçe yerel yerinden yönetim birimleri diye bileceksiniz. Yerel yerinden yönetim birimleri nelerdir? İl özel idaresi, Belediye İdaresi ve Köy İdaresi vardır. Bir de tabi belediyenin neyi var? Büyükşehir Belediyesi dediğimiz yapıda var arkadaşlar. Peki altlarına yazdığım mavi başlıkları bileceksiniz dinlerken ona göre dinleyin. Çünkü şu sınav sorusuydu mesela. Belediye İdaresi'nin organları aşağıdakilerden hangisidir diye sordu cevap. Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni oldu tamam mı? Mavileri ve kırmızıları başlıkları bilmek zorundasınız. Şöyle bir kenara çekileyim ekran görüntünüzü alın rahat rahat beni dinleyin sonra tamam mı? Hazır mıyız? Stüdyo hazır mıyız? Stüdyo hazır. Ben de bir yudum çayımdan içeyim şöyle yumuşatayım kendimi. Evet başlıyoruz. Yerel yerinden yönetim bilimleri kendi içinde il özel idaresi, belediye idaresi ve köy idaresi olmak üzere 3 ana başlıkta toplanır arkadaşlar. Organları bunlardır. Ve halkın yöresel ihtiyaçları için oluşturulmuş yapıdır. İl özel ile başlayacağız şimdi. İl özel ile başlamadan önce hemen şunu hatırlayalım. Taşra'da il genel idaresi vardı. Hatırladınız mı? Hocam ilin o zaman genel idaresi de var, özel idaresi de var. Doğru mu? Doğru. Hem il genel idaresi var, hem de hem de hem de il özel idaresi var. Hem de il özel idaresi var ve başında kim var? Vali var. E ilde de il genel idaresinde de vali var. İl özel idaresinde de vali var. Vali zaten 200'lü gibi düşünün. Aynı vali. Buradaki vali ile oradaki vali farklı valiler değil aslında arkadaşlar. İl özel idaresi dediğim yapıyı kurmak için yeni bir kanun çıkarılmaz. Bakın ilin kurulmasını öngören kanunla il özel idaresi yapısı da ne yapar? Kurulur. Ve başlarındaki vali aynı validir. Ama dediğim gibi vali 200'lü. Bir yüzü başkent taraftaki yüzü tamam mı daha artist. Bir yüzü halkın yöresel ihtiyaçları için uğraşan vali gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Aynı validen söz ediyorum. Ama yetki genişliği nerede vardır derse o il genel idaresi yapısında kullanıyor vali onu. Aklınızda bulunsun tamam mı? Peki il özel idaresi dediğim yapı arkadaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmet tarzındaki hizmetleri sunan bir yapı aslına baktığınızda. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde il özel idareleri zaten kaldırıldı. Büyükşehir'i verirken bir daha söyleyeceğim. Şu anda bizde 30 tane Büyükşehir Belediyesi var. 30 ilin o zaman özel, il özel idaresi ne yaptı? Kaldırıldı. Çünkü dediler ki artık il özel idare, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde il özel idaresi yoktur kaldırılmıştır. Peki kim var? Vali, il genel meclisi ve il encümeni var. Arkadaşlar bak 3 tane yapı sayacağım. İl özel idaresi, belediye idaresi ve köy idaresi diyeceğiz ya. Bunların hepsinin başında biri var. İl'de vali, il özel idaresinde, belediyede belediye başkanı, köyde muhtar. Sonra hepsinde meclisi, encümeni kelimelerini duyacaksınız. Bunlar ne biliyor musunuz? Bak, başında kim varsa oranın hiyerarşik amiri o. Oranın yürütme organı ve temsilcisi o kişidir. Meclisler karar organlarıdır. Encümenlerse danışma organları olarak geçecekler. Tamam, bir daha söylüyorum. Başında kim varsa, belediye diyorsa belediyenin başı kimdir? Belediye başkanıdır. Peki, büyükşehir belediyesinin başı kimdir? Büyükşehir belediye başkanıdır, değil mi? İşte belediyenin en üst karar organı kimdir? Belediye meclisidir. Bir kere daha söylüyorum. Başında kim varsa oranın yürütme organı ve temsilcisi olarak o kişi geçiyor. Tamam mı? Karar organlarını sorarsa oraların meclisleri Danışma organlarını sorarsan, oraların encümenlerini alacaksınız. Zaten anlatacağım şimdi. Bir hap bilgi verdim sadece. Evet, vali ile başlayalım. Arkadaşlar, vali il özel idaresinin başıdır, yürütme organı ve temsilcisidir. Ve buranın da vesayet makamı kimdir? Yine validir söyledik. O zaman soru. İl özel idaresinin yürütme organı ve temsilcisi kimdir? Kimdir? Vali. Devam. İl genel meclisine geldik. Zaten ipucunu verdim. Arkadaşlar il genel meclisi dediğim yapı seçmenler tarafından 5 yılına seçiliyor. Zaten burada yerel seçimler kaç yılda bir yapılıyor dedik? 5 yıl. Bunu kim seçiyormuş? Seçmenler tarafından oluşuyormuş il genel meclisi dediğimiz yapı. Ve 5 yılına seçiliyor. Meclisler karar organlarıydı. O zaman il özel idaresinin en yüksek görüşme ve karar organı kimdir derse il genel meclisi çıkmış sınav sorusuydu. Bilginiz olsun. Son yıllarda girenler varsa hatırlarlar. Arkadaşlar, il özel idaresinin peki danışma ve ikinci derece karar organı ki genelde danışma diye sorar. Danışma organı da il encümeni şeklinde karşımıza çıkar arkadaşlar. Encümenlere ilişkin bir de şunu bilin. Kamulaştırma kararı alır. Tamam mı? İl özel idaresi adına baktığımda kamulaştırma kararını kim alıyormuş? İl encümeni alıyormuş. Bir kere daha. İl özel idaresinin yürütme organı ve temsilcisi validir. Vesayet makamı validir. İl Özel İdaresi'nin başı validir. İl Genel Meclisi ne yapıyor? En yüksek görüşme ve karar organıdır. Seçmenler tarafından seçilir. Kaç yıllığına? 5 yıllığına. İl encümenine danışma organı ve kamulaştırma kararı alan yapı. Şimdi geliyorum belediye dediğimiz yapıya arkadaşlar. Acaba belediye ne? Belediyelerin bir kamu tüzel kişiliği var mı? Tabii ki var. Ne dedik? Bak yerel yerinden yönetim yapılarında kamu tüzel kişilikleri var mı? Var. X Belediyesi, Y Belediyesi, Z Belediyesi, E Belediyesi, F Belediyesi gibi düşünün tamam mı? Belediye dediğim yapı ne? Arkadaşlar belediye idaresi dediğimiz yapı belde sakinlerinin mahalli müşterek yani ortak mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan bak. Ortak bir ihtiyaç var, değil mi? O belde sakinlerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yine Karar organları seçmenler tarafından seçilen idari ve mahalli özelliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. Tamam mı? Ne dedik bakın? Belde sakinlerinin mahalli ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan karar organları seçmenler tarafından oluşturulan idari ve mahalli özellikle sahip yapıya ne diyormuşuz biz? Belediye. Çok sorarlar. Belediyenin nüfusu kaçtır? Yani belediye kurmak için aranan nüfus nedir? Çok sorarlar. Belediye neyle kurulur? Çok sorarlar, çok iyi bilmek zorundayım. Arkadaşlar belediye için şunu söyleyeceğiz. Nüfusu dikkat. 5000 ve üzeri olan yerleşim yerlerinde Cumhurbaşkanı kararıyla kurulur. Tamam mı? Belediye nüfusu 5000 ve üzeri olan yerlerde Cumhurbaşkanı kararıyla kurulur. Bunu sakın unutmayın. Dikkat edin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur demiyorum. Cumhurbaşkanı kararıyla kurulur arkadaşlar. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde nüfusa bakılmaksızın belediye kurulması da zorunludur. Anlaştık mı? Demek ki belediyede nüfus kaçmış Zeynep? 5000. 5000 neyle kuruluyormuş? Cumhurbaşkanı kararıyla il ve ilçe merkezlerinde nüfusa bakılmaksızın zaten belediye kurulması neymiş? zorunluymuş. Belediye idaresinin organları kimdir? Belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye öncümeni adımız gibi bilmek zorundayız. Belediye idaresinin başında kim vardır dersem ne diyeceksiniz? Belediye başkanı bakın çok basit sorular. Belediye idaresinin başı en büyük mülki amiri kimdir? Belediye başkanıdır. Kim seçer onu? Kim seçiyor? Seç değil mi? Seçmenler yani biz seçiyoruz. Seçmenler seçiyor arkadaşlar. Kaç yıl yine? Beş yıl. Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılıyor? 5 yılda bir yapılıyor. O zaman soru. Belediye idaresinin yürütme organı ve temsilcisi kimdir? Belediye başkanıdır. Peki belediye meclisi meclisler için ne diyorduk düşünün? Aynısıydı. En üst görüşme ve karar organıydı. Demek ki belediye yapısının en yüksek görüşme ve karar organı nedir diye sorarsa cevabımız ne? Belediye meclisi. Belediye meclisi de yine seçmenler tarafından seçiliyor ve kaç yıl? 5 yıl görevi vardır. Tamam mı? Çünkü aynı zaten belediye seçimleri kaç yılda bir yapılıyor yani yerel seçimler? 5 yılda bir yapılıyor arkadaşlar. Başında da kim vardır? Belediye başkanı vardır. Peki devam belediye encümeni. Belediye encümeni de danışma organı olarak geçiyor. Başında yine belediye başkanı var. Bir de encümen deyince neyi bilin demiştim. Ne karar alıyordu? Kamulaştırma kararını alan yapı arkadaşlar. Şimdi söyleyeceğim önemli. Bir belediye başkanı görevden acaba kim alır? Görevden kim uzaklaştırır? Belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi İçişleri Bakanlığı'na aitken belediye başkanının görevine nihai olarak, kesin olarak son verme yetkisi kimdedir? Danıştay'dadır. Daha önceki yıllarda çıktı bilginiz olsun. Bir daha söylüyorum. Belediye başkanını geçici olarak görevinden uzaklaştıran kimmiş? İçişleri Bakanlığı. Görevine son veren kimdir? Danıştay'dır. Arkadaşlar peki belediye meclisini kim feseder? Belediye meclisinin başında kim var? Belediye başkanı var. Onu kim alıyordu? Danıştay. E o zaman diyorum ki belediye meclisini de bence Danıştay fesedebilir. Sizce de öyle mi? Bence sizce de öyle. Diyeceğiz ki o zaman belediye meclisi İçişleri Bakanlığı önerisi bildirisi üzerine Danıştay tarafından ne yapılır? Feshedilir arkadaşlar. Tamam mı? Bu bizim şimdi normal bildiğimiz belediye yapısı. Bir de bu belediyeler arasında bir bütünlük sağlam amacıyla oluşan ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahip olan bir belediye var. Ne o belediye? Nasıl belediye? Bunun neyi? Büyüğü. Bak bunlar bir kamu tüzel kişisi. Bir de ne var dedik arkadaşlar? Büyükşehir Belediyesi dediğim yapı vardır. Büyükşehir Belediyesi de yine belediye gibi ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Şuradaki tanım kısmını sileyim. Oraya Büyükşehir Belediyesi ile alakalı bir kısım oluşturacağım şimdi. Belediyeyi gördük. Bir de bu belediyeler arasındaki iyi uyumu işbirini sağlama amacıyla ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahip olarak ne yapısı var dedim size ben. Büyükşehir belediyeleri var arkadaşlar bir de. Büyükşehir belediyesi de yine ayrı bir neye sahiptir? Kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Sınavın sevdiği sorulardan biri Büyükşehir Belediyesi ne ile kurulur derse cevabım ne olacak? Kanun. Dikkat bak. Büyükşehir Belediyesi neyle kurulur derse cevabınız ne olacakmış arkadaşlar? Kanunla kurulur. Peki bu belediye neyle kuruluyordu normal belediyeler? Bunlara ne dedik biz? Neyle kuruluyordu? Cumhurbaşkanı kararıyla kuruluyordu. Belediye kurmak için nüfus kaçtı? 5 bin. Dikkat! Büyükşehir Belediyesi'nde nüfusun 750 bin ve üzeri olması gerekir. Anlaştık mı? Bir kere daha söylüyorum. Belediye dediğim yapıda nüfus Nüfus kaç? 5000. Neyle kurulur? Cumhurbaşkanı kararıyla kurulur. Büyükşehir Belediyesi'nde nüfusum 750 bin ve üzeri olacak dedik. Neyle kuruluyor? Kanunla. Aynı. Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni gibi düşünün. Tamam mı? Aynı yapı arkadaşlar yine. Sistem aynı işliyor. Şunu unutmayın. Belediye idaresinin de bir kamu tüzel kişiliği var. Büyükşehir'in de ayrı bir kamu tüzel kişiliği var. Doğru mu? O zaman bana şunu hatırlatın bir. Dedim ki Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara'nın bir belediyesi var. Çankaya Belediyesi. Çankaya Belediyesi arasındaki ilişki hiyerarşi midir, idare vesayet midir? İkisi de ayrı kamu tüzel kişiliği olduğu için Zeynep ağzına vur bir tane. Patlat şöyle benden gelsin. Bu neydi? Bu bir idari vesayetti. Çünkü ikisi de ayrı ayrı. Ha. Ha. İkisi de ha diyenler hatırladınız mı? Vardır eminim ha diyenler. İkisi de ayrı kamu tüzel kişiliği olduğu için ne oldu bunların arasındaki ilişki? İdari vesayet ilişkisi oldu. Anlaştık mı? Peki şimdi bu yapılar dursun. Yine toparlayacağım çünkü çok önemli yerel yerinden yönetimler bizim için. Geldim şimdi köye. Şu şarkıyla girmek istiyorum Berk. Sen bize verir misin? Orda bir var uzakta. Orke. <laughs> Köylerimizi ihmal etmiyoruz ama bizim bizim köy kalmadı biliyor musunuz? Niye? Çünkü büyük şehir belediyesi olan illerdeki köyler artık mahalle oldu. Artık sizin köy neresi? diyorlar mı? Yazılı olarak baktığınızda arkadaşlar Ankara'nın köyü kalmadı. Ankara'nın hangi köyündensin bakayım falan. Aa bu bizim köylü. Artık ne oldu biliyor musunuz? Büyükşehir belediyesi olan illerde köyler mahalle oldu. Kaç tane büyükşehir belediyesi var bizde? 30 tane Büyükşehir Belediyesi var. Ve en son Büyükşehir Belediyesi olan ilimiz Ordu ilimizdir bizim. Arkadaşlar Büyükşehir 30 tane ilde var dedim. Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde il özel idareleri kaldırılmıştır. Köyler de mahalle olmuştur. O zaman 30 tane büyük olduğuna göre 30 ilin köyü ne oldu artık? Mahalle oldu. Kalan illerdeki köylere bakalım. Evet. Geldik şimdi köyümüze. Köy dediğim yapı nedir? Köy deyince insan aklına hep böyle bir sıcak bir ortam, güzel bir ortam insanın hep gitmek istediği yer gelmez mi? Değil mi? Evet. Öyle düşünün köy, Duygusal dinleyin beni tamam mı? Köylerinize selam olsun. Arkadaşlar köy yapısına baktığınızda nüfusu 2000'den az ve 150'den çok yerleşim yeri gibi düşünün. Nüfusu 150 ile 2000 arası yerleşim yerleri diye geçiyor. 2000 ve üzeri yerleşim yerlerine şey diyorlar zaten kasaba gibi. bin'e çıkınca da ona şehir diyorlar. Nüfusu 2.000'e kadar neydi? Köydü. Üstü 20.000'e 20 kadarsa kasaba diyorlar. 20.000 olan yerlere ne diyorlar? Şehir diyorlar. Tamam mı? Peki şimdi baktığımız zaman buraya. Nüfusu 2.000'den az, 750'den fazla olan cami, okul, otlak gibi ortak malları bulunan, kamu tüzel kişine sahip olan yapıya biz ne diyoruz arkadaşlar? Köy. Köy neyle kurulur? Köy idari kararla kurulur. Kim alır bu kararı peki? İçişleri Bakanlığı'nın alacağı kararla kurulur arkadaşlar köy. Tamam mı? Peki. İçişleri Bakanlığı kararı ama siz yine idari karar olduğunu unutmuyorsunuz. Nüfus ne? 150 ile 2000 arası yerleşim yerleri sınavda soruldu. Bu da bilginiz olsun. Dikkat ediyorsanız genelde neyle kurulur? Kaç kişiyle kurulur soruları karşımıza çıkıyor bizim. Köy idaresinin organları kimlerdir? Muhtar, İhtiyar Meclisi ve Köy Derneği. Muhtar, muhtar dedim. Muhtar deyince kim gelir Zeynep aklına? Muhtar deyince. Muhtar. Ah. Öyle mi? Zeynep'in annesinde muhtar diyorlarmış. Bir muhtar diye muhtarlarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz ama böyle genelde çok bilmişlere şey derler, muhtar olacak falan değil mi? Hı -hı. Değil mi? Muhtar. Sizin anne muhtar yani. Selamlar ellerinden öpüyoruz muhtar hanımın. <laughs> Arkadaşlar muhtar nedir? Muhtar. Muhtar köy idaresinin başı, yürütme organı ve temsilcisidir muhtar dediğimiz kişi. Öyle değil mi? Ve muhtar köy derneği tarafından seçilir. Şimdi dünce "Aa hocam nasıl köy derneği seçer muhtarı? Muhtarı biz seçmiyor muyuz?" diyorsunuz. Biz zaten köy derneği oluyoruz gibi düşünün. Muhtarı halk seçen derseniz patlarsınız. Niye biliyor musunuz? Şimdi bak. Köy nüfusunuzun 500 kişi olduğunu düşünün arkadaşlar. Tamam, 500 kişilik bir köyde yaşıyorsunuz. Bu 500'ün 450 18'in üstünde 40 tanesi ya da 45 tanesi 18 yaşının altından oy kullanabilir mi? Kullanamaz. Gitti. 5 tanesi de ayırt etme gücüne sahip değilmiş. Kullanabilir mi? Hayır. Köyün nüfusu 500 iken köydeki seçmen 450'dir. İşte köydeki seçmene de köy derneği denir. O yüzden köy muhtarını kim seçer derse cevabınız halk değil Köy derneği olacaktır arkadaşlar tamam mı? Köy derneği köydeki seçmenler demektir çünkü. Kapış Zeynep. Evet. Tamam. Evet muhtarı kim seçiyormuş? Köy derneği kaç yılına? 5 yılına. Muhtar seçilme yaşı kaçtır artık? 18. Genç doldu her yer böyle kıpır kıpır kıpır. Bundan sonra hep bir genç genç muhtar adayları gördük zaten. Siyasi partiler muhtarlık seçiminde aday gösteremezler. Hiç gördünüz mü muhtarlarda? Şu partinin muhtar adayıyım, bu partinin muhtar adayıyım diye. Öyle bir şey yok. Siyasi partiler muhtarlık seçiminde aday gösterilemez. Muhtar olma yaşı kaçtır? 18'dir. Muhtarı kim seçer derse köy derneği seçer diyeceksiniz. Tamam mı? Köyün başı kimdir? Muhtardır. İhtiyar meclisi dediğim yapı ne? Meclis neydi? Oranın neydi? Baktığımızda köy tarafından seçilen üyelerle doğal üyelerden oluşuyor bakın. Köy derneği tarafından seçilen diyor. Arkadaşlar köy derneği kim? Köydeki seçmen. O zaman ihtiyar meclisi dediğim yapıyı da kim seçiyor? Köy derneği yani köydeki seçmenler tamam mı? Ama onların seçtiklerinin dışında iki tane de doğal üyesi var. Köyümün hocaları. Köyün öğretmeniyle imamı ihtiyar heyetinin doğal üyesidir. Yani ben diyelim ki bir köy öğretmen olarak atandım. Aa kendimi nerede bulabilirim? İhtiyar meclisi yapısında bulabilirim tamam mı? Köyün öğretmeni ile köyün imamı ihtiyar heyetinin doğal üyeleridir. Şuna dikkat edin bakın sorularda gelir. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyar meclisin doğal üyeleridir? Köyün öğretmeni ve köyün imamı ihtiyar meclisinin doğal üyeleridir. Ve ihtiyar meclisi köyün işlerini sıraya sokar. Tamam mı? Düzenini belirler. Köyde imeceye ve salmaya karar veren ihtiyar meclisidir. Peki imece ve salma nedir? İmece hepimiz biliriz. Hadi şu işi imece usulü halledelim dedim. Ne demek istiyorum İMCE? Arkadaşlar köy işlerinin yardımlaşma usulü diyebilmez miyiz İMCE usulünü değil mi? Köyün işlerinin köy halkı tarafından el birliğiyle gerçekleştirilmesi yöntemine biz ne diyoruz? İMCE diyoruz. Bir kere tanımı sınavda 2012'di yanlış hatırlamıyorsam sınavda soruldu İMCE'nin tanımı. Köyün ortak işlerinin köy halkı tarafından el birliğiyle gerçekleştirilmesine ne ad verilir dedi. Ne ad verilirmiş ona ne diyormuşuz? İMC diyormuşuz. Peki salma ne? Eskiden böyle salma salınıyor falan derlermiş. Salma salınıyor. Arkadaşlar köyün ortak ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla köy halkından toplanan paradır. Bir nevi böyle bir vergi gibi düşünebilirsiniz, tamam mı? Köyün ortak işlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla köy halkından toplanan paraya da ne diyormuşuz biz? Salma. Demek ki İMC köy işlerinin el birliğiyle yapılması birlikte Salma da köyün ortak işlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla köy halkından toplanan neymiş? Paraymış. Köyde imece ve salmaya karar veren kimmiş arkadaşlar? İhtiyar meclisi dediğimiz yapıymış. Peki devam. Köy derneği dediğim ne? Köy derneği öğrendiniz. Neymiş köy derneği? Köydeki seçmenlere ne diyormuşuz biz köy derneği. Muhtarı ve ihtiyar heyetini kim seçiyormuş? Köy derneği. Ve arkadaşlar Köyde isteğe bağlı işler oluyor bazen. Bunu zorunlu hale kendileri getiriyorlar. Aslında baktığınızda doğrudan demokrasiye bir örnek olarak karşımıza çıkıyor köydeki bu anlayış. Köyde isteğe bağlı bir iş varsa bunu zorunlu hale getiren de köy derneği. Yani köydeki seçmenler ne yapıyorlar? Kendileri karar veriyorlar. Tamam mı? O zaman şimdi şu yapıyı bir kere daha şöylece bir toparlayalım arkadaşlar. Yerel yerinden yönetim bilimleri kimlerdir? İl özel idaresi, belediye ve kim oldu? Köy. İl özel idaresi kendi içinde vali, il genel meclisi, il encümeni diye ayrıldı. İl özel idaresinin yürütme organı ve temsilcisi kimdir? Validir. Değil mi? İl özel idaresinin en üst karar organı ve görüşme organı kimdi? İl genel meclisi. Danışma organı il encümeni olarak karşıma çıkmıştı. Kamulaştırma kararını kim alıyordu orada? İl meclisi şey özür diliyorum. İl encümeni kamulaştırma kararını alıyordu. Belediye yapısına geldim. Belediye neyle kuruluyordu? Cumhurbaşkanı'nın kararıyla kuruluyordu. Nüfusu 5000 ve üzeri. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması neydi peki? Zorunluydu ondan ne yapamıyordu? Kaçamıyordu kaçarı yoktu. Peki Büyükşehir Belediyesi neyle kuruluyordu? Kanunla nüfusum ne? 750 bin ve üzeri yerleşim yerlerinde de Büyükşehir kuruluyordu. Büyükşehir Belediyesi kurul olan illerin neleri kaldırılmıştı? İl özel idareleri kaldırılmıştı. Köylerde ne olmuştu artık? Mahalle olmuştu. En son büyükşehir belediyesi olan elimiz neresiydi? Orduydu. Belediye idaresinin temsilcisi ve yürütme organı kimdir? Belediye başkanıdır. Belediye idaresinin en üst karar organı kimdir? Belediye meclisidir. Danışma organı kimdir? Belediye encümenidir arkadaşlar. Belediye başkanı geçici olarak görevden kim uzaklaştırır? İçişleri Bakanlığı. Görevine son veren kimdir? Danıştay'dır. Mahalli idare seçimleri yani yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? 5 yılda bir yapılır. Şu gördüğünüz il genel meclisi yapısını ve belediye meclisi yapısını kim seçiyor? Seçmenler. Değil mi? Seçmenler. Doğrudan seçmenler tarafından oluştuğunu söylüyorum. Köyle ile kurulur idari kararlar. Nüfusu 150 ile 2000 arası yerleşim yerlerine ne diyorduk biz? Köy diyorduk arkadaşlar. 2000 Yirmi bin arası kasaba diye geçiyor. Yirmi bin ve üzerine de ne diyorlar? Şehir diyorlar. Peki köyün başı kimdir? Muhtar. Köyde imece ve salmaya kim karar verir? İhtiyar. Meclisi karar verir. Köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale getiren kimdir? Köy derneğidir. İhtiyar yeteneği doğal üyeleri kimlerdir? Köyümüzün hocaları yani köyün imamı ve Öğretmeni ihtiyar etinin doğal üyeleriydi tamam mı? Şimdi bir de mahalle var bir de mahalle yapısından söz edelim birlikte isterseniz. Arkadaşlar bir de mahalle dediğim bir yapı var çok küçük de ondan bahsedelim tamam mı? Mahalle nedir hangi mahallede oturuyorsun derler ya hani o dediğim mahalle yapısı nedir acaba? Mahalleleri tabloda bir yerde görmediniz anlatmadım söz etmedim. Mahalleler belediye sınırları içerisinde çünkü. Mahallelerin ayrı bir kamu tüzel kişiliği yoktur arkadaşlar. Ayrı bir alanları yoktur gibi düşünün tamam mı? O zaman mahalle için şöyle bir tanım yapabilir miyim ben? Belediye sınırları içerisinde ortak öncelik ve ihtiyaçları benzerlik gösteren, aralarında komşuluk ilişkisi bulunan insanların yaşamış olduğu yere ben ne diyorum bakın? Mahalle diyorum. Bir kere daha söylüyorum. Belediye sınırları içerisinde bulunan Ortak öncelik ve ihtiyaçlara benzerlik gösteren, aralarında komşuluk ilişkisi bulunan insanların yaşamış olduğu yere ben ne diyormuşum mahalle, belediye sınırları içerisinde yani mahallelerin aynı bir kamu tüzel kişiliği yoktur yani arkadaşlar. Dolayısıyla yönetmelik çıkarabilir mi? Hayır. Mahallede köyde olduğu gibi muhtar var, ihtiyar meclisi var. Muhtarı kim seçiyor? <laughs> Bizler seçiyoruz ama buna rağmen bakın mahallede bir kamu tüzel kişiliği yoktur arkadaşlar. Mahalleye baktığında organ olarak da muhtar ve ihtiyar heyeti dediğim yapı vardır. O da seçimle oluşuyor zaten. Yine görev süreleri kaç yıldır? 5 yıldır arkadaşlar. Tamam mı? Ayrı bir kamu tüzel kişiliği var mıdır? Yoktur. Belediye sınırları içerisinde ne yapıyor kendisi? Yer alıyor. Şimdi bizim yerel yerinden yönetim bilimlerimiz il özel idaresi, belediye idaresi, köy idaresi oldu. Bir de arkadaşlar zaten ana tabloyu anlatırken orada isimlerini saymıştım anlatmıştım. Çok kısa değinip geçeceğim. Onların zaten kamu tüzel kişiliği olup olmadığını bilmek bizim için önemli çünkü ona göre yönetmelik çıkarabilir ya da çıkaramaz diyeceksiniz tamam mı? Bir de hizmet yerinden yönetim kuruluşları dediğimiz yapı vardı bizim. Onlar da hepsi kendi alanında uzmanlaşmış, kendi alanında düzenleme yapan yapılardı. İşte neler vardı mesela? Sosyal kamu kurumları, iktisadi kamu kurumları, bilimsel, kültürel, teknik kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları gibi yapılardan söz etmiştik, değil mi? Neleri saymıştık içinde? İşte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, SGK Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan bahsetmiştik. Rütük, SPK, BDDK, değil mi? Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları nelerdi? Barolar, odalar, birlikler dediğimiz yapılardan söz etmiştik. Bunlar da neye sahipti? Kamu tüzel kişiliğine sahip olan yapılardı. Hepsi kendi alanında uzmanlaşmış ve bize hizmet sunan yapılardı. Tamam mı? O zaman soru geliyor size bir tane. Aşağıdakilerden hangisi yerel yerinden yönetim birimi değildir diye sordum. Hangisi yerel yerinden yönetim birimi değildir diye soruyorum arkadaşlar. Çorum İl Özel İdaresi. Yerel yerinden yönetim birimi değil mi? Yerel yerinden yönetim birimi. Niye İl Özel İdaresi? Dedim ki Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Yerel yerinden yönetim. Evet. İşte dedik ki Yeni Mahalle Belediyesi. Evet. Güzeller Köyü. Evet. Değil mi? O da. Mahalle asaydım olacak mıydı? yerel yerinden yönetimi birim olarak ayrı bir kamu tüzel sahip mi? Hayır değil. Peki bir de şıklara şunu attım. BOTAŞ, hayır canım olur mu? BOTAŞ hizmet yerinden yönetim birimidir. Tamam mı? Yani BOTAŞ, SGK, SPK, BDDK, RÜTÜK, YÖK, üniversite yapıları, orman genel müdürlüğü, böyle genel müdürlük isimleri falan gördünüz. Onlar yerel yerinden yönetim değil. Hizmet yerinden yönetim bilimleri olarak karşımıza ne yapıyorlar? çıkıyorlar arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki şimdi pıt pıt yapacağım ve burayı tamamlayacağım. Tekrar ettim biraz önce ama bir kere daha yapacağım çünkü çok önemli arkadaşlar tamam mı? Hazır mıyız? Berk hazır mıyız? Evet tekrarımız başlasın. Yerel yerinden yönetim birimleri nelerdir? Hop il özel idaresi, belediye idaresi, köy. Büyük şehirinde ayrıca olduğunu unutmayın. Sorular devam ediyor. Belediye idaresinin organları nelerdir? Belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni. İl özel idaresinin organları nelerdir? Vali, İl genel meclisi, il encümeni. Köyün organları muhtar, ihtiyar meclisi ve köy derneği. Çok iyi gidiyorsunuz. Bravo sizlere. Birlikte saymaya devam. İl özel idaresinin yerarşik amiri, başı, yürütme organı ve temsilcisi kimdir? Kimdir? Validir. Belediye idaresinin en üst şeyi, e, belediye idaresinin baştan soruyorum soruyor. Belediye idaresinin yürütme organı ve temsilcisi kimdir? Organ deyince sakın başka bir şeye gitmeyin bak meclislere. Yürütme organı ve temsilcisi belediye başkanı arkadaşlar, belediye başkanı. Peki, köyün yürütme organı ve temsilcisi muhtar. Yani köyün horozu muhtar belediyenin horozu, belediye başkanı. İl özel idaresinin horozu vali. Tamam mı? Peki devam ediyoruz şimdi. Dedim ki, belediye idaresinin en üst karar organı hangisidir? Cevap ne? Belediye meclisi. Danışma organı belediye encümeni. Belediye encümeni dediğim yapı kamulaştırma kararı alır mıydı? Evet, alırdı. Cevabı söyledim burada soruyu soramadım devam. Köy ihtiyar meclisinin doğal üyeleri kimlerdir? İmam ve öğretmen. Muhtarı kim seçer? Köy derneği halk dediyseniz bir kere daha patlatıyorsunuz ağzınıza tamam mı? Yanlış söylemiyoruz arkadaşlar. Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? Hop, 5 yılda bir de yerel seçimlerimiz yapılır. Belediye başkanını geçici olarak görevinden uzaklaştıran kimdir? Hop, İçişleri. Görevine son veren? Hop, Danıştay. Belediye meclisini kim fesheder? Hop, yine kim? Danıştay. Nüfusu 150 ile 2000 arası yerleşim yerlerine ne denir? Köy denir tabii ki. Köy neyle kurulur? İdari kararla kurulur. Kimin kararıydı bu? İçişleri Bakanlığı'ydı. Belediye neyle kurulur? Cumhurbaşkanı kararı. Büyükşehir Belediyesi neyle kurulur? Kanunla kurulur büyükşehir belediyesi, değil mi? Peki devam. Belediye nüfusum 5000, büyükşehir belediyesi nüfusumuz 750 bin şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Böylelikle koskocaman tablonun içine gire 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 ne yaptık? Hepsini tamamladık ve Türkiye Cumhuriyeti idare teşkilat yapısını söz ettik. Çok güzel bir şekilde öğrendik arkadaşlar. Ana can damarı olan iskeleti yani bu tabloyu ne yaptık? Birlikte tamamladık arkadaşlar. Bu bölüme ilişkin olan testlerinizi lütfen çözün. İçinizi rahatlatın. Çok küçük bir konumuz kaldı şey kaldı. İdarenin mal edinme yöntemleri, kamulaştırma falan var ya onları anlatacağım. Bir de devlet memurlarının yani gelecekteki sizlerden söz edeceğiz hep birlikte. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.